Değerli sektör mensupları, soğuk bir Bursa gününden merhabalar. Evet, biz kocaman bir aileyiz. Sık sık bunu dile getiriyorum. Sadece tül, fonluk, perde sistemlerinden ibaret değiliz elbette ki. Tedarikçilerimiz var, imalatçılarımız var. Efendim, o kadar kapsamlı bir sektördeyiz ki zaman zaman biz diğer tedarikçilerimize de, imalatçılarımıza da yer veriyoruz sizlere yardımcı olabilmek adına. Evet, işte bugün Bursa'da Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde Sanat Kartele ailesine konuk olduk. Kartele deyince zaten hepiniz konuyu anladınız. Efendim, o güzel kombinleriniz var ya, rengarenk kaliteli ürünleriniz. İşte onları bir araya getirip başlık haline getiren, varyantlaştıran Sanat Kartele ailesi bugün bizimle birlikte. Efendim, sevgili Esin ve Barış İnan'a konuk olduk. İzninizi rica ediyorum. İnan ailesine merhaba deyip efendim konumuza geçmek istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Esin Hanım merhaba. Merhabalar. İyisinizdir inşallah. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Ben çok mutlu oldum bugün sizin gibi güzel bir aileyi tanımaktan ve sektörümüzün bir kartel acısına bu fırsatı vermekten gerçekten çok mutlu oldum. Şimdi ben hep alışmışım böyle tül üreticileriyle, toptancılarıyla ya da perde sistemci imalatçılarla röportaj yapmaya. Bugün biraz zorlandım Sanat Kartele'yi takdim etmekte. Evet, tedarikçi bir firmasınız, imalatçı bir firmasınız ve biz sizin başarı hikayenizi dinlemeye geldik. Aslında atölyenizi şöyle bir gezerken çok markalara ürün yaptığınızı, bu markalar ki hem yurt içinde hem yurt dışında tanınırlılığı, bilinirliliği yüksek markalar, açıkçası sizlerle gurur duydum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz sektörümüze kattıklarınız için. Ve isterseniz Esin Hanım'dan başlayalım. Önce sizleri tanıyalım ve daha sonra Sanat Kartele'ye geçelim. Öncelikle Bursa'ya, güzel şehrimize hoş geldiniz Emel Hanım. Sizleri ağırlamaktan gayet mutluyuz. Biz 2012 yılından beri Kartele sektöründe hizmet vermekteyiz. Ben Esin İnan, Barış Bey'in eşiyim. Atölyede atölye sorumlusu olarak işimi yapmaktayım. Çok güzel ve bir hanımefendi sektörümüze dahil hem de Kartele başlığı yapıyorsunuz. Evet. Gerçekten bir bayana göre ilginç bir iş. Hani hep beyleri gördük. Evet, sizi de tanıyalım Barış Bey. Tekrardan hoş geldiniz Emel Hanım. Ben Barış İnan, Sanat Kartele yetkilisiyim. Eşim operasyon sorumlumuz. Ben de Sanat Kartele'yi ilerletmeye çalışıyorsunuz başarılı bir şekilde. Kaç yıl oldu? Efendim, şu an 11. senemizdeyiz. Peki sizin Sanat Kartele'den önceki yaptığınız işte buna yakın bir iş miydi? Bizim kumaş sektörüne geçişimiz matbaayla oldu. Yani Kartele'den önce matbaaydık. Matbaacılık yaparken tekstil sektörünün bir açığını yakaladık biz. Bu açık da Kartele'ydi. Hani bunun matbaa kısmı bir şekilde yapılabiliyordu ama kumaş kısmında ciddi şekilde bir açık vardı. Biz de bu açığı gördük, Sanat Kartele'yi kurduk. Tabii arz ve talepler size gelince kesinlikle siz de doğal olarak o yolda ilerlediniz. Çünkü teknoloji değişiyor. Bakınız, perakende mağazalarında raf raf eskiden ürünler olurdu. Şimdi artık sektörümüz tamamen Kartele'ye döndü. Dolayısıyla işiniz zor, işiniz ağır.
Omuzlarınıza çok yük biniyor, koca sektörün yükü. Her şeye hazırız diyorsanız yola devam öyleyse. Biz hazırız. Evet, evet. Az önce atölyeyi gezdirdiniz Barış Bey, evet. Esin Hanım'la birlikte. Atölye harıl harıl çalışıyor. Maşallah diyelim 41 kere. Ve benim dikkatimi çekti. Siz sadece yurt içine değil, yurt dışına da ürün yapıyorsunuz. Evet. Ve böyle ses getiren ürünler. Maşallah çok kaliteli. Derisi olan var, farklı kaplamalar var. O kadar çok kapsamlı ürüne çalışıyorsunuz ki maşallah demek geldi içimden. Ben şöyle kısaca bir özet vereceğim ama asıl başarı hikayesini sizden dinlemek istiyorum. Esin Hanım'dan dinlemek istiyorum. Değerli sektör mensupları, evet sanat kartelanın bünyesindeyiz demiştim. Esin ve Barış İnan'la birlikteyiz. Sadece Zebra Store, Plise, Perde değil tabii ki yaptıkları kartela başlıkları. Kitap, boy, şelale, tül, fonluk, döşemelik gibi daha nice sayamayacağımız ürünlere başlıklar ve bu şekilde dosyalar hazırlıyorlar. Yani bizim kartela setleri dediğimiz setler bunlar. Tabii detaylı ve bir o kadar da ön hazırlık isteyen, bana göre karmaşık ama tabii ustalarına göre daha kolay bir iş çıkarıyorlar ortaya. Ve biz Barış Bey'den bu atölye ayağını dinlemek istiyoruz. Barış Bey, yurt içinde olduğu kadar yurt dışına da başarı sağladınız. Ve Türkiye'nin bilinirliliği gerçekten yüksek firmalarına iş yapıyorsunuz. Natiye, ECF'ye, Gernaz'a, Konya'da Orpere, Moda Buse'ye gibi daha örnekleri sayabiliriz. Evet Barış Bey, biz sizin başarı hikayenizi dinlemeye geldik. Neresinden başlamak istersiniz? Bu hikaye nasıl doğdu? Birdenbire kartelacı olmadınız herhalde. Kesinlikle. Bunun için yaklaşık yani 2011 senesine gitmemiz gerekiyor Eymen Hanım. Biz o dönemlerde matbaacıydık. Bu arada matbaacılık yaparken tekstilcilerin ürünlerini de yapıyorduk. Bunların daha doğrusu biz matbaa kısmını yapıyorduk. O ara argelerimiz sonucunda bu matbaa kısmının yeterli olmadığını gördük. Kumaşlar olmadan firmalar üretimini, daha doğrusu satışını, pazarını yapamıyorlar. Biz bu açığı gördük. Bu açığı gördükten sonra sektöre nasıl katılabiliriz, burada nasıl yer alabiliriz ve burada biz nasıl büyüyebiliriz? Arayışlar içine girdiniz. Arayışlar içine girdik. Bazılarında tabii ki nokta atışlarımızı yaptık. Daha sonrasında Bursa'ya geçiş dönemimiz oldu. Biz yani Bursa'da, siz Ankara'daydınız. Daha öncesinde evet Ankara'daydık. Dediniz ki bu pazarın menbaı burası. Gitmeliyiz. Kesinlikle. Yani Ankara'da da bizim atölyemiz vardı. Orada da üreticilere biz kartela yapıyorduk. Menbaı burası olduğu için, yani burada çok acayip bir pazar var. Yani biz Bursa'ya gelmemizle beraber ihracat da yapmaya başlayabildik. Hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Ankara'daki atölyeden daha çok çalışan bir atölye, daha çok kişiye istihdam sağlamak. Neler oldu mesela Bursa'ya geldikten şimdi, sonra? Şimdi Bursa'ya ilk geldiğimizde Emel Hanım, biz operasyon sorumluluğumuz, aynı zamanda eşim, yani arkamda gerçekten büyük bir güç. Evet. Çünkü ürünlerimizi üretmeden önce planlamasını beraber yapıyoruz. Yani işleme beraber alıyoruz. Bu gerçekten hani kartela konusu bayağı bir stresli bir iş olduğu için hani arkanızda kesinlikle size güven veren bir kişi olması gerekiyor. O da benim eşimdi. Evet. Onun sayesinde biz başarıyı Bursa'da yakaladık. İtiraf ettiniz sonunda. Kesinlikle. Yani arkamdaki güçtür kendisi. Bu başarıyı itiraf edemeyen perdecilerimiz var. İtiraf ettirdik size sonunda. Bayanların güç kattığını. Atölyemizde yani, de dikkat ederseniz hepsi bayan ağırlıklı. Hepsi bayan ağırlıklı. Niye biliyor musunuz? Bayanlar çok titiz çalışıyorlar değil kesinlikle mi? Bunu kabul ettiniz sonunda. Aynen. Atölyede benden başka erkek yok. Maşallah değil. Tabii yani Esin Hanım'ın da çalışanlarıyla sağlıklı bir diyalog kurması için hem cinslerinin
bence avantajı var. Yani tabii bir bayan bir erkekle mi daha sağlıklı iletişim kurabilir? Bayan bayana mı? Evet, bizim toplumumuzda biz bayan bayana daha sağlıklı iletişim kuruyoruz. Hani bazen işe mola verip küçük dedikodular da yapıyorsunuz tabii değil ki. Mi Esin Hanım? Tabii ki. Yoksa sıkılır insan kahve yani. Kahve molaları. Tabii. Tabii olmaz, olmaz. Molaları falan tahmin ediyorum. Çalışanlara çalışan gözüyle değil, ailemizden birer birey elbette olarak düşündüğümüz için aslında büyümemizdeki bir kademe de bu aslında. Çok iyi düşünmüşsünüz. Evet. Yani bayanların, yani sektörümüzün her tarafı bey ağırlıklı. Hani bir yerinde de bayan ağırlıklı olsun. Evet. Size örnek teşkil edelim. Yani atölyenize isteseydiniz 3 tane beyefendi de alabilirdiniz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Tabii ki. Daha seri çalışacak. Ama 3 tane hanımefendiyi almak, burada onlara istihdam sağlamak, evlerine para kazanıp götürmeleri, çoluk çocuklarına bakmaları bence sanat kartelanın en başarılı tarafı diye düşünüyorum. Tabii profesyonel işler bu işler. Geçecek olursak bu güzel kartelalara, az önce saydığım zebrasından, storundan, pileli perdesinden ve tabii marka isimlere iş yapıyorsunuz. Bu da sizin sevildiğinizi, kabul gördüğünüzü, işinizi temiz yaptığınızı, titizlikle çalıştığınızı, tercih ediliyor olduğunuzu gösterir. Doğru mudur Esin Hanım? Doğrudur. Nasıl değerlendiriyorsunuz mesela? Gelen talepleri nereden başlıyorsunuz işe? Diyelim mesela bu ürün geldi bize. Kaldıralım Esin Hanım. Başlıksız şu anda. Başlıksız şu anda. Firmanın kendi başlığı takılıyor. Firma öncelikle bunları, biz bunların kaçar metre gideceğini, kaç kartele yaptırmak isterse metrajını çıkartıyoruz. Daha sonra kumaşları varyantlı bir şekilde bize metraj olarak gönderiyorlar. Biz bunların dizimini, renk sıralamasını, her şeyi bizim elimizden geçiyor. Öbürünü de alalım. Evet, bu da döşemelik. Evet. Sırasını siz belirliyorsunuz. Bizim belirlediğimiz de oluyor, müşterilerimizin tercihi de oluyor. Ve bunun alt kısmına etiketlerini de yapıştırıyorsunuz. Evet, bu şekilde. Hı hı. Kesimleri bu arada çok düzgün. Kesimleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Kesimleri özel bir makinamız var. Makinede gerçekleştiriyoruz. Başlığın ölçüsüne göre, arkalığı biraz büyük oluyor. İsteğe göre, ölçüsüne göre, en az fireyle kesiyoruz. Hı hı. Evet. Ve by fabric. Evet. Mesela bunu size getiriyorlar mı yoksa bu da sizin üretiminiz mi? Komple bizim üretimimiz. Komple. Burada görmüş olduğunuz. Ne görmüşsek. Evet. Anladım. Ve bu kartelaların dışında da böyle dosyalar. Hani perdeciler kollarının altına alıyorlar. Gidiyorlar sunumlarını. Sizlerin sayesinde çok rahat bir şekilde gösteriyorlar. Ne kadar şanslı bir sektörüz. Evet, mesela bu kartelaların hikayesini sizden dinleyelim Barış Bey. Bu deri midir, ne kaplamadır? Bir farklı dikiş görüyoruz orada. Hemen ürünlerimizi bir tanıtalım. Şimdi firmalar bize kartela talebini bulunduğunda üretim sürecimiz fiyatlandırmayla başlıyor. Mutabık kalındığında biz müşterilerimize kumaş ölçüsülerini veriyoruz. Bu görmüş olduğunuz kartelalarda Emel Hanım, bize sadece bildiğiniz 3'er metre kumaş geliyor. Biz bu ürünleri renk sıralandırmalarını yapıyoruz. Evet. Etiketlemelerini yapıyoruz. Yani, altında tela var değil mi? Evet. Özel bir teladır bu. Hı-hı. Yapışkanlı bir teladır. Bu makinede yapıyoruz bu arada. Bilginiz olsun. El işçiliği değil. Makinede yapılmaktadır bu. Yani bu ürün bize boş 3'er metre kumaş olarak geliyor. Bu şekilde toptancılarımıza, fabrikalarımıza şimdi ulaşıyor. Evet, şimdi Barış Bey, ben zaman zaman perakendecilerimizi uyarıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, bir firmadan kartela geldiği zaman, diyelim birkaç yıl çalıştınız, sonra o firma size uyum sağlamadı, siz onlara veya fiyatta anlaşamadınız, lütfen bu kartelaları çöpe atmayın diyorum. Çünkü çok yüksek maliyetleri var, el işçilikleri var diyorum ve bunu bugün sizin atölyenizde gözlerimle gördüm. O arkada 3 bayan harıl harıl çalışıyorlar ve dikkat kesilmişler. O kadar dikkatliler ki en küçük bir hatayı bile kaldırmıyor. Mümkün değil. Evet, maalesef.
Yani bu konuda da lütfen sizin ağzınızdan duyalım mı bu uyarıyı? Bu yolculuğu bize anlatın. Yani gerçekten zahmetli bir iş. Firmalarında muzdarip olduğu bir konudur bu. Şimdi öncelikle buna çok yüksek bütçelerde bir bütçe ayrılıyor bunun için. Yani bazı firmaların ya biz buna şahidiz milyon TL'ler harcanıyor. Bu bir kenara. Örnek veriyorum, burada bir 101 renk var. 100 tane renk var. İşin başında bunu 3 kişi veya 5 kişi bize karteleye ulaştırabilmek için kumaşlarını, daha doğrusu bunlar harıl harıl haftalarını, günlerini alıyor kumaşı bize ulaştırmaları. Bu firmaların meşakkatli bir süreci. Eksikleri oluyor, onları tamamlıyorlar. Üretimde şu 100 tane renk, bir rengi yoksa olmak bu bile olmak zorunda. Yani bunun ciddi anlamda stresi ve zaman kaybı var. Ürün tamamlandığında ve bize geldiğinde bizim de en dikkat etmemiz gereken ürünlerin sıralanması ve etiketlenmesi. Eğer biz bu, örnek veriyorum, bordo renge mavinin etiketini yapıştırırsak, bir döşemeci, bir koltuk ustası, örnek veriyorum, 20 tane takım yapıyor. Ya bugün bir takım nereden baktığınızda yani ciddi rakamlardır. Bordo yapması gereken bir ürünü, takımı o atölye belki bir ay çalıştı ve mavi yaptı. Yani hem yani, tüketici yanıltmış oluruz, kesinlikle. Hem de imalatçıyı yanıltmış oluruz. Kesinlikle. Yani ve emek ve para ve zaman, bunların hepsi çöpe gider. Şimdi bunların ciddi anlamda bir üretim süreci var. Geldiniz, içeride de gördünüz. Yani bu kumaş bize geldiğinde bunların varyantlandırılması, bunun kesilmesi, dizilmesi, etiketlenmesi, yani bizim ciddi anlamda zamanımız alıyor. Ve bazen kendi zamanımızdan feragat ediyoruz, kendi çocuğumuzdan, ailemizden fedakarlık ediyoruz. Bunu perakendecilere, firmaların ulaştırmasını sağlıyoruz. Evet. Yani ciddi bir emek var burada. Şimdi Emel Hanım, yani burada da perakende mağazalarının üstüne düşen de bir görev var aslında. Bu kartela size verildi. Bu kartela size verildikten sonra, yani bu kartela bir ekmek kapısıdır. Çocuğunuz gibi bakmanız gerekiyor. Yani buna bütçe ayıran kişi fedakarlık yapıyor. Kartelasını yapan kişi fedakarlık yapıyor. Lojistiğini sağlayan firmalar fedakarlık yapıyor. Bu bir zincirdir. Ve bu zincir en son bir perakende mağazasında noktalanıyor. Düşünsenize değerli sektör mensupları. Şimdi bir tüketicisiniz. X bir firma perakendeciye girdiniz. Atıyorum bir pembe rengi oradan beğendiniz. Evinize fonluk dikilecek. Arkasındaki etiket eğer sarının etiketiyle karışmışsa, diyelim kesimcisi de Bursa'da. Bursa'dan size iki tane fonluk kumaş gelecek. Ve tamamen yanlış gelecek. Bu hem zaman kaybı, hem üreticiye zarar, hem tüketici... Tabii. Yani kısacası sizin işiniz dikkat istiyor. Gelelim bu güzel ürünlere. Emel Hanım, biz aynı zamanda plise perde kartelalarını da imal ediyoruz. Yani bu konuda firmaların da bayağı bir eksiği var kartelacı sayısı olarak. Hani biz elimizden geldiğince firmalara tedarik yapmaya çalışıyoruz. Açalım mesela. Tabii. Örnek gösterelim. Sevgili sektör mensupları, özellikle toptancılarımız. Bu plise perde kartelamız, evet, bizim. Pileli perde toptancılarımız, atölyecilerimiz. Birini şöyle bir açıp kapatalım perdenin. Gösterelim. Bakın itinaya, arasındaki düzene. Bu fotoğraflar size geliyor mu? Biz, yani Barış Bey, siz mi bastırıyorsunuz? Şöyle söyleyelim, bazı özel firmalar... PDF'i mi geliyor, nasıl oluyor? Komple bu bize ait. Şöyle söyleyeyim, bazı firmalar kendi kumaşını veriyor, bunların giydirme çekimleri yapılıyor. Bir stüdyo süreci var. Bazı resimlerimiz özel, bazı resimlerimiz internette bulabileceğiniz resimler. Firmalar da bize tedarik sağlayabiliyor. Bunun tasarım sürecinden, şu kumaş yapıştırma finish sürecine kadar... Hepsi bizim elimizden geçiyor. Evet, büyük emek. Ve sıfırdan bir ürün haline geliyor. Yani üstünden kamyon geçse sese bakar mısınız bizim, tokluğa? Evet, yani, en itinayla, hatta daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben size.
en dikkat ettiğimiz konulardan biri de malzemedir. Düşünsenize, hani bu dış kaplama sağlam olduktan sonra şunların iç yaprakların veya ürünler değişti, bunları değiştirilebilir de bu karteliğe tekrar çalışılabilir de, yani ne kadar kaliteli ürün çıkarıyorsunuz? Onu çıkartmak zorundayız. Evet. Emel Hanım. Başka bir ürün alalım. Eğer o kaliteyi yakalayamazsak, yani firmalar ciddi anlamda bu kaliteye ciddi bütçeler ayırıyor. Şimdi ben bir tüketici olarak ona bakalım, hem konuşalım hem bakalım. Özbekistan'daki bir müşterimize yaptık bu çalışmayı. Evet. Ürün burada yapıldı, Özbekistan'a gitti ve bir sene oldu bunu yapalı. Müşterimizle halen görüşme, yani görüşüyoruz, görüşme sürüyor. Ürünün yani kaliteli olduğu şuradan beri ürünümüz ilk günkü gibi halen kullanılıyor perde mağazalarında. Evet. Ve teşekkür alıyoruz halen. Şimdi bu dosyalar tabii büyük bin bir zahmetle çıkıyor. Perakendecilerin eline ulaşıyor firmalar sayesinde. Fakat ben bir tüketici olarak görsellik beni cezbeder. Şimdi size bir kahveyi çay bardağında mı getirseler güzel olur? Şaşalı bir fincanda mı? Hangisinin albenisi yüksek? Ben şimdi bu dosyayı açtıklarında, içinden ürün gösterdiklerinde, üründen çok dosyanın şıklığı, kalitesi, zarafeti bir kere beni o ürünü almaya zorlar, teşvik eder. Doğru mudur? O kesinlikle doğru. Bazı firmalar, yani şöyle söyleyeyim, aslında bizim şanslı olduğumuz bir konu da şu, kumaşına değer veren firmalarla çalışıyoruz. Kumaşına değer verdiği için de ürünü bizden çok kaliteli istiyorlar. Evet, hem konuşalım hem bakalım bu arada. Bu da yapmış olduğumuz bir plise perde kartelisi. Mekanik perde sistemcilerine yapmışsınız. Evet. Mepper. Mepper, İstanbul. Neredeymiş bu Mepper? İstanbul'da. İstanbul'da, evet. Mepper'in zamanda de reklamını yapmış olduk. Doğru. Ne güzel, işimiz reklam. Kesinlikle. Zaten. Onlar da sağ olsunlar, bize çok bir referans olurlar. Evet, evet. Bu da başka bir örnek. Bakınız, bütün varyantları buraya sığdırmışsınız. Varyanta göre de bu dosyalar büyüyor, küçülüyor, evet. Değil mi? Evet. Evet, süper işçilik. Yani Esin Hanım'ın zarafetiyle bu işler birleşince ortaya güzellikler çıkmış. Evet, bakar mısınız şu şıklığa? Bir tane daha alalım. Atölyede bunun gibi daha çoktur. Apresan'la yapmış olduğumuz ortak bir çalışmaydı bu da. Evet, Apresan bizim gönlümüzün firması. Dünyanın üçüncü büyük apre fabrikası. Apresan'ın da yolu Sanat Kartelaya düşmüş. Evet, Sanat Kartelan'ın ne kadar titiz çalıştığının örneğidir Apresan örneği. Plisella. Evet. Plisella. Evet. Evet, evet. Markaları. Evet. Can Beyler zaten zevkli, bir o kadar da başarılı bir firma. Başka alalım bir tane. Bu da Nati. Bu da Nati. Çok değer verdiğimiz bir firmadır kendileri. Kumaş kaplama olsun. Gibi. Selamlar Nati ailesine. Cilt kağıdı kaplama bir ürün. Üstü üzerine varak yaldız yapılmış. Yani bunun üretim sürecinde de bayağı bir... Bunu da açalım. Tabii. Firmamızın tanıtım sayfası geliyor. Hı hı. Kumaş numunelerini, varyantlarını sıralamasını yaptık. Hı hı. Bu fotoğraf çekimlerinin hepsi stüdyoda yapıldı Emel Hanım. Evet. Hı hı. Çok güzel. Çok geniş bir ürün yelpazesi. Hı hı. Burada bizim dezavantajımız, kesinlikle özen göstermemiz gerekiyor. Az önce bahsettiğimiz konu, bir yanlış yapıştırırsak, evet. Yani çok aşırı yine derecede... Yine numaralandırma yani. Evet, aynen. Varyant numarası çok önemli. Düşünsenize, yaşam alanımızda koskocaman bir balkona, örnek veriyorum, 500 numaralı varyantı kullanacaklar. Yani büyük bir karmaşa, karışıklık. Ha, çözebilirsen yani. Şimdi ben gri istiyorum, kırmızı renk gelmiş. Balkonuma düşünsenize. Bu sizin ticari prestijinizi de bozar. Evet, hem üreticiye, hem toptancıya, hem ara toptancıya, tedarikçiye, tedarikçen
tedarikçiden nihai tüketici kaç kişi arada yanıyor? Tabii. Yani çok önemli. Evet. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, evet. Ve siz tabii Bursa ile birlikte büyümeye başladınız. Müşteri portföyünüzü genişlettiniz. Evet. Hatta bununla kalmadınız. Yurt dışı da sizi duydu, sanat kartelayı. Ve yurt dışından da işler almaya başladınız. Buraya kadar çok güzel bir başarı. Aslında sektörün büyük bir açığını, büyük bir eksiğini tamamlıyorsunuz. İnan ailesi olarak. Peki bundan sonra hedefleriniz, yapacaklarınız, var mı hayalleriniz? Var Emel Hanım. Yani sektörde biliyorsunuz eksikler hiç bitmiyor. İleriki planlamamız şöyle, 2024 değil de 2025 hedeflerimizde yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım. Katılım sağlayacağız. Çok hani, önemli bir firmamızı özellikle hani iç piyasadaki ürünlerimize katma değer sağlayacağız. Yani, evet, katma değer ne kadar sağlarsanız, ivmenizi ne kadar yüksek tutarsanız, o potansiyeli ne kadar elinizde tutarsanız gerçekten hem bu ülke kazanır, hem bu ülkenin sektörü kazanır. Düşünsenize, şu işi yaparken kartoncusu, kağıtçısı, öyle değil mi, boyacısı, fotoğrafçısı, her biri ekmek yiyor. Doğru. Yani bağlantılı bir şekilde yol alıyorsunuz. Doğru. Evet, Esin Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Ben neler söyleyeceğim? Biz Sanat Kartelayı hep ileriye, hep ileriye taşımak istiyoruz. İsminden de anlaşıldığı üzere kumaştan sanata diyoruz ve daha da büyümeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gönlünüze biz sağlık. Teşekkür ederiz. Sizi sektörümüzün genç bayanlarına örnek teşkil etmek istiyorum. Özellikle zor bir işte, atölye ayağı zordur. Böyle karmaşık ve zor bir işte bir ivme ve başarı yakalamışsınız. En azından siz istihdam sağlıyorsunuz şu evet. anda. Sizinle gurur duyduk. Teşekkür ederim. Kadınlar her zaman çok güçlüler. Bunu beyler unutmasın. Evet. Kesinlikle. Size bakarak söylüyorum. Evet. Ve bir kapanış gerçekleştirelim. Programımızın sonuna geldik. Mevcut müşterilerinize ve şu anda sizinle çalışmak isteyen potansiyel müşterilerinize, tüm sektöre 2023'ü bitirirken 2024'e merhaba demeye ramak kala Sanat Kartela adına neler söylersiniz? Sanat Kartela adına şunu söylemek isterim. Tabii bir iş alırken bizim bir programlama süreçlerimiz var. Tabii hani gönül ister ki bütün firmalara hitap edebilelim. Tabii bunu yapamıyoruz. Çünkü talepler çok fazla. Bizimle bir kere bir tanışmaları, çalışmasalar bile tanışmalarını öneririm. Zaten bu işin menbaı Bursa. Yolunuz Bursa'ya düşüyor. Gelin Sanat Perde'nin çayını, kahvesini için. Onlarla tanışın. Efendim, firmanızın markası kadar Kartela ürünleri de önemlidir. Yani bu görmüş olduğunuz zarafet de önemlidir. Vurunca ses getirecek. Ne diyoruz? O zaman yolunuz mutlaka Sanat Kartela'ya düşsün. Bursa'dan, Sanat Kartela'dan hepinize hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.